TV Kayseri ekranlarına hoş geldiniz. Ben Aytül Bidinlioğlu Öztürk. İş Dünyası programı ile karşınızdayız. Bugün gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Geçtiğimiz yıllarda hep gayrimenkul sektörüyle ilgili yükselen trend gösteren bir sektör diyordum ama bu yıl ve geçtiğimiz yıla baktığımız zaman biraz durağan içerisinde bu sektörümüz ve 2020'yi, 2021'i durağan geçirirken 2022'de neler olacak? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Özellikle ham maddeye gelen %20, %30 lara varan zamlarla inşaat sektörü nereye doğru gidiyor, nereye koşuyor? Bunları da masamızda enine boyuna konuşmak istiyorum. Bugün güzel bir markayı tanıtacağız size. Sır Yapı'yı konuşacağız. Hem Sır Yapı markasının büyüme hikayesini konuşacağız. Hem de inşaat sektörüne yansımalarını masamızda konuşmak istiyorum. Konuğumuza da hoş geldiniz demek istiyorum. Konuğumuz Sır Yapı Yönetim Kurulu üyesi Ali Sekmenoğlu. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Doğru anlattım mı? Geçtiğimiz yıllarda gayrimenkul sektörüyle ilgili son yıllarda hızlı büyüme trendi gösteriyor. Hızlı büyüyor, güzel büyüyor diye konuşuyorduk ama şu anda 2020 ve dahil 2021 inanılmaz durağan geçiyor sektöre baktığımız zaman. Sektörle birlikte de çarpan etkisiyle bir sürü sektörde de yan etkisi var çünkü. Sektör hakikaten durağan değil mi şu anda? Sektör durağan, yani mevcut şartlarda işte mevcut zamlarla zaten sektör durağanlaştı. Tabii yükselen faiz oranları da bunu oldukça etkiledi. Şu an sektör gerçekten en kötü dönemlerini yaşıyor diyebiliriz. Çünkü satış olmadığı zamanlar olmuştu, faizlerin yükseldiği zamanlar olmuştu ama en azından o zaman bu kadar zam olmuyordu. Ama şimdi girişte de bahsettiniz. %120, %130, %200'lere varan zamlar var. Şimdi bunların illaki bir yansıması olacak. Bu şu demek oluyor aslında. Firma 500 bin liraya mal ettiği bir daireyi şu an yaklaşık 1 milyon liraya mal ediyor. Şimdi o zaman 500 bin liraya satarken zaten zorlanıyordu. Şimdi 1 milyon liraya satarken daha da zorlanacak. Peki karşı tarafa bakıyorsunuz, insanların alım gücünde bu oranda bir artış oldu mu? Hayır. Dolayısıyla bizim aslında gözümüzü korkutan şey biraz da bu kısmı işin. Yani zamlar evet her sektörde var, inşaat sektöründe oldukça fazla. Ama karşı tarafta alıcı olarak hitap ettiğimiz kısımda insanların genelinde bu oranda gelirlerinde bir artış yok. Maalesef. İşte bunun yansıması nasıl olacak? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama çok da iyimser bakamıyoruz şu an. Evet, aslında gayrimenkul sektörü hep inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Geçtiğimiz yıllara da baktığımız zaman tam tepede ya da rutin bir grafik sergilemiyordu. Hep böyle inip çıkıp inip bir grafiği vardı ama inanılmaz yine ekonomiyi kalkındırıyordu. Çarpanları vardı, etkisi vardı. Şu anda hakikaten sektör ciddi anlamda durağında. Özellikle Kayseri lokasyonuna baktığımız zaman da böyle. Şimdi Kayseri özelinde aslında şöyle bir durumumuz var bizim. Yurt dışından sadece Kayserili olan gurbetçi vatandaşlarımız tercih ediyorlar. İstanbul, Antalya, işte Ankara, İzmir bu lokasyonlar biraz daha dünya genelinde her türlü, her ülkeden insanın yatırım yapabildiği şehirler. Ama Kayseri'de sadece Kayserili olan gurbetçilere hitap edebiliyoruz. Birçok kalemde sektöre aslında hareket kazandıran bir sektör ama risklere karşı da gerçekten en korunmasız sektörüz biz. Çünkü gerek jeopolitik riskler olsun, gerek dış kaynaklı riskler olsun, gerek hükümetlerden kaynaklı siyasi riskler olsun, hepsiyle direkt karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir koruma kalkanı maalesef inşaat sektörü üzerinde yok. Farklı sektörlere bakıyorsunuz, dövizin artışından en direkt etkileniyorlar ama biz direkt etkileniyoruz. Yani bütün sıkıntı, bütün risk aslında bir yerde inşaat sektörüne toplanmış gibi görüyorum ben. Hani çok karamsar konuşmak da istemiyorum ama. Aslında öyle. Bir de baktığınız zaman teşvikler boyutunda. Çünkü bizler sizin gibi değerli iş adamlarımızı konuk aldığımızda hep hükümetten teşvik. Yani biz aslında buraya döviz de getiriyoruz. Önemli bir lokasyondayız, noktadayız. Lütfen bize teşvik verin diyen iş adamların, müteahhitlerimiz vardı. Teşvik bekliyorlar ama bir türlü bu teşvikler reel hayata çok geçmiyor gibi görünüyor. Geçmiyor. Aslında biz ihracatçı pozisyonunda görülmüyoruz. Ama işin özüne baktığınızda gerçekten bizim mesela firmamız özelinde %20'lerde gurbetçi müşterilerimiz var. Evet, bir döviz girdisi var. Döviz girdisi tabii ki sağlıyoruz. Ve her yaptığımız projeden
Bu artarak devam da ediyor. Ama işte devletimizin gözünde maalesef hala biz ihracatçı pozisyonunda olmuyoruz, olamıyoruz. Teşvik noktasında aslında bizim çok ciddi teşvik beklentimiz yok. Sadece şu, biz istikrar, yani istikrar olsun, önümüzü görelim, bu bizim için yeterli. Çünkü ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. Yatırımcının aslında düz bir mantığı vardır. Yatırımcı ilahi amber değildir. Yani yatırımcı ne koydum, ne kadar zamanda ne alacağım, bunun hesabını yapar. Şimdi biz inşaat sektöründe çoğu zaman bunu meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde de tartışıyoruz. Ya bu paraları biz inşaat sektöründe kullanmasak, kendimiz farklı alanlarda değerlendirsek, farklı yatırımlarda, hatta geçtiğimiz yıl döviz alarak değerlendirmiş olsaydık, daha bir örnek vereyim, demir olarak değerlendirmiş olsaydık, inanın çok çok farklı olurdu. Ama tabii burada bizim amacımız da sadece işte paramıza para kazandırmak değil. Çünkü biz sadece yatırımcı olarak da düşünmüyoruz kendimizi. Yani biz inşaat sektörü, müteahhitler, aslında ben olaya biraz da şöyle bakıyorum. Sanatçıyız diyorum ben. Yani bir sanat icra ediyoruz. Sanat icra ediyorsunuz. Bir de hakikaten gayrimenkul sektörü aslında hemen alt başlığımıza da bakarsak ekonominin lokomotifi. Evet. Yani ben her programda, her yapımımda şunu söylüyorum. İş adamlarına şapka çıkartmak lazım. Çünkü dediğiniz gibi yatırımlarınızı başka bir emtiada değerlendirirseniz belki hiç başınız ağrımadan çok ciddi rakamlar kazanacaksınız. Ama elinizi taşın altına koyuyorsunuz, üretiyorsunuz, istihdama katkıda bulunuyorsunuz, ekonomiye katkıda bulunuyorsunuz. Bu anlamda gerçekten teşvikler yapılmalı, indirimler yapılmalı, KDV indirimleri yansıtılmalı diye düşünüyorum. Bu her sektörle ilgili. İnşallah bunlar da devreye girer. İnşallah. İnşallah. Çünkü bize sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle bizden olana öyle. Sahip çıkmamız kesinlikle lazım. Öyle. Çünkü böyle suya bir taş atarsınız, halka halka büyür. İşte sizler büyüyeceksiniz, sizin el attığınız sektörler büyüyecek ve ekonomimiz büyüyecek, Kayseri ekonomisi büyüyecek, Türkiye ekonomisi büyüyecek. Bu anlamda da ciddi anlamda destek gerekiyor tüm iş adamlarımıza. Kesinlikle, tabii ki destek herkes için gerekli ama işte en önemli şey aslında, hani biraz önce de söyledim, bizim Türkiye'de maalesef ekonomimiz hep çıkışlı inişli, evet, bir trend izliyor. Yani yatay bir trende geçsek aslında, önümüzü görsek gerçekten çok bizim için müthiş bir şey olacak. Ama bunu maalesef henüz sağlayamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu sağlarız. Çünkü bu bizim için gerçekten çok değerli. Önümüzü görebilmek. İşte ama şu anda öyle bir şansımız yok. Yarınımızı göremiyoruz. Yani yarın neye uyanacağız bilmiyoruz. Bu da bize işte maalesef büyük sıkıntı. Evet, yarınımızı göremiyoruz ama şimdi Sır Yapı'ya baktığımız zaman yine Sır Yapı diyor ki durmak yok, yola devam. Bizler ne olursa olsun sıkıntının üstesinden geleceğiz. Projelerimizi, yatırımlarımıza devam edeceğiz diyor. Şimdi evet, İsterseniz Sır Yapı'nın büyüme hikayesini, markayı sizden dinleyelim. Sonra yavaş yavaş diğer sorularımıza geçelim. Evet, yani bizim büyüme hikayemiz aslında biraz farklı başladı. Normalde inşaat, benim şahsıma söylüyorum, çok sevdiğim bir sektördü. Yani bir şey yapmak, ortaya işte bir şey çıkarıyorsunuz, bir ürün imal ediyorsunuz ve bu ürün herkesin gözünün önünde. Şimdi tabii bu süreçte bizim farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyoruz. Birkaç daire alış işimiz oldu. Bu esnada baktık, yapılmış olan dairelere baktık. Satın almak için gittiğimiz daireleri gezdik. Dedik ki ya Allah Allah, yani bu böyle olmamalı. Daha iyisi yapılabilir. Buradan esinlendik ve böyle bir hikayeye başlattık. Çok sevdiğim bir iş. Gerçekten ortaklarım için de aynı şekilde. Hani hepimiz de çok seviyoruz. Çünkü ortaya bir şey çıkarmak inanılmaz bir keyif. Tabii hayat sadece para kazanmakta değil. Yani bazı şeylerde işte keyif, insanın keyif alması gerekiyor. Zaten yaptığı işte keyif alırsa insan, çektiği zorluklar, yaşadığı sıkıntılar gerçekten bir yerde gözüne görünmüyor. Evet, sanatçı ruhunuzu evlere de yansıtmışsınız, dekorasyonlara yansıtmışsınız, onları da soracağım ama özellikle Sır ismini çok merak ediyorum. Çok hoşuma gidiyor Sır ismi, böyle sır. İçinde aslında gizem, merak, her şeyi barındırıyor, keşfetme isteği. Neden Sır? Kim fikir babası?
Ya da fikir annesi, bilmiyorum. Aslında şöyle oldu. Biz işte firmaya isim koyacağız. Marka ismi, işte arayış içerisine girdik. Bu esnada da işte düşündüğümüz, ortaya çıkan birkaç tane marka ismi oldu. Yalnız işte ticaret odasından veya marka patentten kontrol ettiğimizde hepsi dolu, hepsi dolu. O esnada babamın böyle bir telkini oldu. Dedi ki ya böyle hani sır, hani hem dedi kısa hem akılda kalıcı. Ha dedik yani çok güzel, süper, neden olmasın. Araştırdık. Orada da bir boşluk varmış. Kısmet aslında biraz da, öyle de düşünüyorum. Aslında şöyle, hani babanız dediğin zaman yaş ortalaması yukarıda diye düşündüm. Evet. Sır daha dinamik. Daha şey bir isim, yani daha böyle merak uyandıran, farklı jenerasyonların önereceği evet. bir isim gibi, ama babanıza demek ki öngörülü. Biz onu dinamikleştirdik. Evet. Aynen. Güzel, yakışmış. Ben de çok beğendiğim bir isim Sır. Peki lokasyonlarınıza baktığımız zaman, sizin şu andaki lokasyonunuz hakikaten çok şehrin ortasında ama şehrin karkasından, sesinden bir tık uzakta. Lokasyonu neye göre belirlediniz? Aslında biz lokasyonu belirlerken en önem verdiğimiz kriter şu. Biz arsaya bakarken, arsa belirlerken ya burada işte neye yaparız, kaça satarız düşünmüyoruz. Biz burada buraya ne değer katabiliriz düşünüyoruz. Yani aslında bizim sorduğumuz soru bu. Biz buraya ne değer katabiliriz? Şimdi kendi kendimizi eleştirdiğimiz bazı noktalar var. Tabii bunları, onları burada şimdi hani detaylandırırız ama bir şeyi yaparken oraya bir değer katmanız lazım. Bir farklılık katmanız lazım. Kesinlikle. Ya eğer siz oraya farklı bir şey getiremiyorsanız kendinizi başarılı olmuş adledemezsiniz. Mesela şöyle bakıyorum ben, en güzel satışı yapan araç firmaları 4 yılda bir araçlarını değiştiriyorlar. İşte tasarımını değiştiriyorlar. Ha, bu satmadığı için değil. Çok güzel satıyor. Ama buna rağmen değiştiriyor firmalar. Neden? İşte yenilik, sürekli yeni şeyler geliştirmek işte firmaları aslında ileriye taşıyan unsur. Şimdi ben bakıyorum, Kayseri'yi geziyorum. Böyle çok güzel yapılar var tabii ki. Çok farklı yapılar var ama hepsi birbirine çok benziyor. Kendimi de meslektaşlarımı da bu konuda eleştiriyorum. Mesela İstanbul'a gidiyoruz. Ya çok farklı yapılar var. Aa, bura neymiş? Neyden yapılmış? Cam mıymış falan, hani soruyoruz kendimize. Kayseri'ye geldiğimiz zaman işte biri beyaz boyuyor, birimiz kırmızı boyuyor, birimiz yeşil boyuyor, birimiz sarı boyuyor. Yani sadece renkte farklılık yapıyoruz. Halbuki kendimizi biraz daha geliştirmemiz lazım. Yeni şeyler ortaya koymamız lazım. Bu da kültürel lazım. Farklılıklar olabilir mi acaba? Kültürel farklılıklar var ama insanın doğasında şöyle bir şey vardır. İnsanlara siz eğer bir şeyi gösterirseniz, hani iyi anlatırsanız ve bu gerçekten onların konforuna hitap eden şeylerse, insanlar aslında buna kabul görüyor, bu insanlar tarafından kabul ediyor bunu insanlar. Ama bizim sunmamız lazım. Sunmamız için de birazcık cesaretli olmamız lazım. Tabii risk var mı? Elbette var. Farklı şey yapmak kesinlikle risk almak demek. Pandemi sürecinden önce bir gayrimenkul sektöründen arkadaşla konuşurken şunu ifade etti. Biz mutfakları çok daha küçük boyuta getirmeyi planlamıştık. Çünkü artık mutfaklarda yeni nesil hiç yemek pişirmiyor. Sadece belki bir çayını alıp ya da kahvesini alıp çıkmak için kullanıyor. Mutfakları çok daha küçük düşünmüştük ve Kayseri'de de bunun gideceğini gördük. Çünkü Kayseri biliyorsunuz çok daha 4+1, 5+1 metrekareleri tercih ederken Kayseri'de bile mutfakları küçültmeyi planlamıştık dedi. Hakikaten çok fazla değişebiliyor beğeniler, istekler. Bu noktada da sizin evet böyle bir farklı akımlar, yenilikçi akımlarınız bence güzel olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah güzel olacak. İşte biraz önce bahsettiğim aslında bu. Şimdi birimiz küçük mutfaklı yapacağız, birimiz daha büyük mutfaklı yapacağız. İşte insanlara bunu alternatif sunacağız. İnsanlar da bu alternatifler içerisinde seçim yapacak. Tabii ki küçük isteyen de olacak. Daha large, daha büyük isteyen de olacak. İşte ama alternatif sunmamız lazım insanlara. Bir de insanların aslında konforunu düşünmemiz lazım. Mesela şimdi eşimle üzerine konuşurken, sohbet ederken mesela bu tür şeylerden konu açıldığında ya diyor, bu kadar detay hakikaten düşünüyor musun diyor. Evet, düşünmek zorundayız. Yani çünkü biz insanlara bunu sunuyoruz. Sunmak zorundayız. Konforunu düşünmeliyiz, rahatlığını düşünmeliyiz.
Bunu yaparken de işte Kayseri özelinde uygun şekilde olmasını düşünmeliyiz. Evet, hakikaten önemli unsurlardan da biri bu. Şimdi siz Talas bölgesinde yeni bir projeniz var. Ben projeyi sizin ofisinizde sizden dinledim. Hakikaten çok güzel bir proje. İsterseniz projenin tercih edilmesi noktasında neden Talas, neden o lokasyonu tercih ettiniz? Ve detayını bir dinleyelim mi? Olur tabii ki. Şimdi Talas'ta bizim başlayacağımız proje bir kere lokasyon olarak Talas Bulvarı'na aslında çok yakın. Ama gürültüsünden bir tık uzaktayız. Yani 50 metre kadar içerisindeyiz. Bir parsel. Şimdi o projeyle ilgili aşağı yukarı 2017-16 yılında hayalini kurmaya başladık. 2017'de de çalışmalara başladık. 2021, 4 yıldır gerçekten o projeyle halı dokur gibi detay detay ilgileniyoruz. Tabii süreç içerisinde yenilikleri takip ettik. İşte neler yapılabilir, neler yapılmalı, eksiklerimiz ne olabilir, insanların tercihi noktasında ne isteyebilir insanlar. Bunlara çok fazla kafa yorduk. Şu an en son geldiğimiz noktada da inşallah proje bütün detayları hemen hemen tamamlandı. Sadece çok küçük detaylar kaldı. İnşallah onları da birkaç ay içerisinde çözmüş olacağız. Projeye startı vereceğiz. Proje kendi özelinde aslında farklı bir proje. Şöyle söyleyebilirim, kapalı otopark alanı mesela 4000 metrekare gibi bir orada kapalı otoparkımız var. Ve proje kendi içerisinde de çok farklı dinamikleri olan bir proje. Tabii biz burada biraz aslında farklılık, işte biraz önce söylediğim farklılığı gerçekten hani bir tık daha öteye taşıyarak insanlara daha çok küçük görünmeyen, daha large alanlar, daha böyle cam detayları fazla olan, insanların tamamen konforuna yönelik. En konforlu şekilde nasıl kullanabilir? Mutfak en konforlu şekilde nasıl olmalı? Tabii bunlar üzerinde çok detay çalıştık. İnşallah insanların da ben beğeneceğini umuyorum. Tabii, evet, hakikaten proje güzel bir proje. Ben de çok beğenmiştim siz sunumunuzu yaparken. Peki projede alıcı segmenti nasıl planlıyorsunuz? Aslında bizim projelerimiz her ne kadar biz insanların işte daha faydalanacağı konforunu yükseltsek de bunu yaparken de maliyet anlamında gerçekten bunu en alt artışla yapmayı planladık. Bunun için de mücadele ettik. Projede bizim aslında genelde bu projeyi tercih edecek insanlar birinci şeyde karı koca çalışan çiftler bizim projemizi tercih edebilir diye düşünüyorum. Çünkü projenin detaylarını paylaşmadığımız bazı detaylar da var. Mesela akıllı ev sistemlerini de bir tık öteye taşıdık. Onunla ilgili de küçük bir detay vermiş olayım burada. Evinize giderken telefonunuzdan eve gidiyorum komutunu açtığınızda siz veya çocuğunuz veya eşiniz onun rutin alışkanlıklarını sistem tanımlıyor. Mesela eve gittiğinizde yaptığınız ilk iş nedir? Benim yaptığım ilk iş bir kahve içmek mesela, çok severim. Kahve makinesine de bu komutu tanımlattırıyoruz. Ve siz evinize gittiğinizde kapıdan giriş yaptığınız an 5 dakika içerisinde kahve kokusuyla aynen sizi karşılayacak. Bunu daha da ileriye taşıyoruz. İşte otoparkta vesaire de uygulamasını yapacağız. Gayet de güzel oluyor, farklı oluyor. İnşallah lansman tanıtımında da birlikte oluruz, birlikte yaparız bu tanıtımı. İddialı bir proje, her kesime de hitap eden bir proje. Evet, hakikaten projenin detaylarını size anlatırken biz de ekrandan izledik. Fark yaratan güzel projeler diyebiliriz. Çünkü artık zamanla yarışırken kırmızı ışıkta durmanın bile artık hadi derken eve gittiğinizde her şeyin hazır olması muhteşem. Akıllı evlerin hayatımıza, akıllı sokakların, akıllı şehirlerin girdiği gibi akıllı evlerin de girmesinde fayda var. İşte akıllı ev giriyor, burada bir de yapay zeka da giriyor. Aynen, yapay yani zeka mesela giriyor. Çocuğunuz bu komutu verdiğinde serviste siz onu takip edebiliyorsunuz. Eve geldiğinde size bir bildirim geliyor, eve geldiği bildirimi. Çocuk eve girdiğinde kapı otomatik olarak kilitliyor, kendisi kilitleniyor çocuk giriş yaptığı zaman. İşte kullanacağı odanın ışığını tanımlayabiliyorsunuz, otomatik yanabiliyor. Perdeler, işte kapı kilitleri, pencereler, her şeyi tanımlayabiliyorsunuz. Muhteşem bir sistem.
yapay zeka ile akıllı evi aslında birleştiriyoruz. Evet, hakikaten güzel. Şimdi genç ve dinamik dedik. Herhalde bunlar da burada devreye girdi. Özellikle son döneme baktığımız zaman çocuklarımızın güvenliği çok çok önemliydi. Bu noktada da çalışan anne baba çocuğu eve geldiğinde açıkçası bir tık endişeleniyor. İşte güvenliği içeri girdi mi, sıkıntı oldu mu, bir şey oldu mu? O anlamda güvenlik kapının kendini kilitlemesi de çok çok hoşuma gitti bu projede. Kapı kilitliyor. İşte doğalgazı mesela ocağı açamıyor. Açsa mesela sistem otomatik kapatabiliyor. Birçok şey var. Hani anne baba evde çocuğu varken kafasında acaba olmasın. Yani çünkü bu çok önemli. Çocuklarımız artık hani bizler için her zaman öyleydi tabii ki ama şu an gerçekten çok üzerine daha farklı değerli. Çok titrememiz değerli. Gereken bir durumda. Özellikle dünyaya baktığımız zaman üzerlerine bir tık daha hatta iki tık daha titrememiz gerekiyor. Bu anlamda ben de aklı kalan annelerdenim. Eğer acil çıkmam gerekiyorsa çıkarken doğalgazı kapatıyorum. İşte aman kapıyı kilitlemiyorum tabii ki ama dikkat et kimseye açma diyorum. Bu anlamda güzel olacak. Artık onları yapmanıza gerek yok. Bu projeyi çok çok beğendim. Tanınmadığınızda siz kapıdan çıkış yaptığınızda neyi kapatmasını istiyorsanız sistem otomatik kapatıyor kendisini. Evet, ihtiyacı olduğunda kullanıp siz tekrar kapatabiliyorsunuz. Aynen aslında. Öyle. Bu telefonunuzdan da açıp kapatabiliyorsunuz. Evet, hakikaten çok güzel. Yemeğini ısıtacaksa açıyorsunuz, ısıtıp kapatıyorsunuz. Çok güzel bir proje. Evet. İşte biraz önce dediniz ya, konforunu düşünüyoruz, her şeyini düşünüyoruz. Güzel bir ayrıntı olmuş. Bu detaylar sanırım işte 3 yıl, 4 yılın sonunda ortaya çıkan detaylar kesinlikle mı? Kesinlikle bayağı işte uğraştık. Ama bir de şöyle de bir şey var. Şimdi insanların evet, hani hepimizin çocuğu kıymetli ama araçlarımız da artık kıymetli. Yani şimdi insan eve verdiği fiyat kadar arabaya da fiyat veriyor. Şimdi araç dışarıda kalıyor. Kayseri özelinde biliyorsunuz kar yağan, işte kışın sabahları kalktığınızda buz olan bir şehir. Şimdi kapalı otoparkı biz 4000 metrekare resmi şeyi ölçüsü. Yani burada bütün daire sahiplerinin aşağıda aracını rahatlıkla koyabileceği bir otopark. Ve biz bunu binanın altına yapmıyoruz. Bahçenin altına yapıyoruz. Neden? Çünkü binanın altına yaptığınızda binanın taşıyıcı kolonları araçların giriş çıkışına, dönmesine, manevra yapmasına mani oluyor. Bahçenin altına yaptığımızda daha kolon aralıklarını geniş tutabiliyoruz. Daha fazla araç daha konforlu bir şekilde park edebiliyor. İşte konforunu düşünmek aslında sadece daire içerisinde de değil. Yani konforunu otoparkında da düşünüyoruz. Konforunu işte peyzaj alanında da düşünüyoruz. Akşama kadar işte stüdyodasınız, ofistesiniz, fabrikadasınız veya işte memur bir aile için masa başında. Şimdi akşam evine gittiği zaman bu insan biraz işte böyle rahatlamak istiyor. Doğayı görmek istiyor, yeşili görmek istiyor. Aynen öyle. Aşağıya inecek. Şimdi bahçeyi tamamen botanik park haline getireceğiz. Aşağıya indiğinde işte yürüyüş yollarında yürüyecek, orada oturabilecek. Oradan işte sosyal alanlara direkt geçiş koyabiliyoruz, koyacağız. Oradan sporunu yapabilecek, çok önem verdiğim kütüphane yapıyoruz. Mesela birçok arkadaşım dedi ki ya kütüphane ne alaka? Bence çok önemli. Yani İlk insanlar, sanırım değil mi? İlk yapılan bir proje kütüphane. Ben hiç görmedim. Ben de hiç görmedim. O yüzden ilk diye. Ve çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. Çünkü gençlerimizi, çocuklarımızı aslında biz kitap okumaya biraz daha teşvik etmeliyiz. Yaklaştırmalıyız. Yani orada bir popülerliği olmalı. Aşağıda bahçeyi izlerken, bahçenin böyle otururken yeşilin önünde işte kahvesini alıp yanına kitabını almalı. Bilgisayarla oynamamalı mesela, kitabını almalı. Kitap okumalı. Her şeyi okumalı. Buna da teşvik etmek istiyoruz. Ve bunun için özel bir çalışma yaptırıyorum. Hakikaten. Yani kütüphaneyi gerçekten gençlerin böyle kullanacağı alan olsun istiyorum. Bana göre en değerli yeri projenin. Kesinlikle bu projenin bence en güzel ayrıntılarından biri kütüphane olmuş. Özellikle gençlerin son dönemde baktığımızda okumaktan hızla uzaklaştığını gördüğümüz için böyle en azından daha yakın lokasyonlarda böyle farklı bir projede okuyabilirler diye düşünüyorum. Çok güzel bir proje. Takdire şayan, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu noktada. İnşallah. Şimdi baktığımız zaman sektörde zaman zaman güven sıkıntısı da yaşanabiliyor. Güven oluşturmak çok zor. Markayla kişinin duygularını birleştirmek çok zor. Şimdi size baktığımız zaman Sır bunu oluşturmuş görünüyor. İsterseniz bu marka güvenilirliğini nasıl oluşturdunuz? Ondan da bahseder misiniz? Bu bize bayağı pahalıya mal oldu. Onu söyleyeyim. Şöyle, şimdi ilk projeye başladığımızda biz aslında Talas'ta ilk defa örnek daire yapıyoruz.
Sektörün içerisinde yaklaşık 15 yıla yaklaştı ama daha ilk defa örnek daire yapıyoruz. Öncesinde yapmıyorduk ama gelen insanlara biz projeyi sadece tanıtıyorduk. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Ve insanlar da bu şekilde alıyorlardı. Sonrasında da daha iyisini yapıyorduk. Gösterdiğimizin daha iyisini yapıyorduk. Her projemizde neyi anlattıysak daha iyisini yapıp teslim ettik. Ha, bunun bize bir maliyeti oldu. Ha, buna da tabii ki biz severek katlandık. Çünkü insanların güveni paha biçilmez. Özellikle gayrimenkul sektöründe, inşaat sektöründe güvenilir bir firma değilseniz hiçbir anlamı yok. Yaptığınız işin de projenin de hiçbir şeyin anlamı yok. İnsanların size güveni esas. Güveni oluşturduktan sonra siz insanlarla gerçek anlamda etkileşime geçebiliyorsunuz. Birbirinizi anlayabiliyorsunuz. İnsanlar size gelirken kafasında en küçük bir güven sorunu olmaması lazım. Burada da tabii bütün paydaşlara, bütün meslektaşlarımıza, hepimize çok önemli görevler düşüyor. Şimdi bu konuyla ilgili şöyle bir şey anlatırlar. Yani Bedevi çölde devesiyle giderken gariban bir adam görmüş, susuzluktan dudakları çatlamış, demiş bana su ver. Adam çıkarmış, suyu vermiş. Suyu içerken devenin üzerinden Bedevi'yi itmiş, düşürmüş, deveye binmiş, koşmaya, kaçmaya başlamış. Bedevi arkadan bağırıyormuş, tamam deve senin olsun da bunu kimseye anlatma. Adam bunu duyunca dönmüş gelmiş, ya demiş yani neden böyle söylüyorsun? Demiş ki sen eğer bunu anlatırsan bir daha insanlar yardıma ihtiyacı olan birini görünce yardım etmezler. Ya, bu olsun istemiyorum. Yani bizim sektörümüzde de eğer işte herhangi bir firma birilerine zarar verirse işte bunun faturasını aslında globalde herkes ödüyor. Hepimizi etkiliyor. Hepimize zarar oluyor. O yüzden burada kendimize değil sadece sorumluluğumuz, sektöre ve şehrimize hatta bütün insana karşı sorumluyuz. O yüzden de bizim birinci önceliğimiz paramız gidebilir. Hiç sıkıntı değil. Yeniden kazanırız. Ama itibarımız giderse işte bunu geri kazanmak çok zor. Çok 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 zor. O anlamda ama dediğim gibi siz güzel bir güveni yakalamışsınız baktığımız İnşallah. Zaman. İnşallah. Şimdi yine Yıldırım Beyazıt'ta biten projeleriniz var. Talas'ta başlayacaksınız. İsterseniz lokasyonları neye göre belirliyorsunuz ve hangi noktalarda biten proje ve devam eden projeler var? Aslında birçok noktada var. Esenyurt zaten bizim doğduğumuz ve hala da olduğumuz bir lokasyon. Buradan hiçbir zaman vazgeçmedik. Hep olduk. Bunun yanında da işte Hacılar'da yaptık, Sümer'de yaptık, İldem'de yaptık, Beyazşehir'de yaptık. Ya birçok lokasyonda yaptık. Ama şu an biz aslında 2020'de bir vizyon değişikliğine gittik. 2020'den sonra yani daha önceden anlaşmış olduğumuz yerler vardı. Buralarda işlerimizi bitirdikten sonra belirlediğimiz aslında 7-8 tane lokasyon var. Artık daha böyle belli lokasyonlarda olmayı hedefliyoruz. Ama buralarda da tekil parseller, tekil binalar şeklinde değil. İnsanlara daha çok yaşam alanı üretmek istiyoruz. Siteler şeklinde yapmak istiyoruz ve buna yoğunlaştık. Talas bunun bir başlangıcı olacak inşallah. Arkasından da zaten Teknopark projemiz var. Hemen Teknopark'ın arkasında. Orada da ada bazlı çalışıyoruz. Onar parselden oluşuyor. Yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edeceğiz. Orada da tabii Talas'ta evet çok farklı ama oradaki projelerimiz de Talas'tan daha farklı olacak. Çünkü her proje bir öncekini geçmesi lazım. Kesinlikle yer olarak da güzel bir nokta Teknopark'ın arkası. Evet. Evet. Yani burada biz aslında alanda tek tercihimiz var. Büyük olsun ve site yapalım. Yaşam alanı yapalım. Sosyal donatısını yapalım. Peyzajını yapalım, kapalı otoparkını yapalım. Hani insanlara gerçekten daire değil, yaşam alanı sunalım. Yani insanlar orada her şeyiyle gerçekten yaşasın. Ki bir de pandemi süreci gerçekten bize çok şey öğretti. Hani bütün insanlığa öğretti ama bize de sektör bazında çok şey öğretti. Evet, doğaya daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini göstermiş oldu. Tabiata daha çok ihtiyacımız evet. varmış. Evet. Dışarı çıkmak, işte parkta, bahçede gezmek çok değerliymiş.
Bunları öğrendik. Bunları işte konutlarda da biz aslında insanlara sunalım istiyoruz. Şu an bütün çabamız bu. Evet, şu anda hakikaten konutlar yapılırken etrafına baktığımız zaman ben bir Karadenizliyim, yeşile aşık biriyim. Ne olur şuradaki ağacı kesmeyin, ne olur şuraya ağaç dikin derken şimdi bakıyorum herkes yeşile daha çok sahip çıktı. İşte her noktaya ağaç dikmeye başladı. Bu anlamda evet. Da çok çok teşekkür ediyorum doğaya sahip çıkanlara. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yeşilsiz olmuyor çünkü. Olmaz. Bizim, yeşil tabii ki yani evet, yeşil. Nefes alma kaynağımız. Bu anlamda kesinlikle. Da projelerde artık yeşili de görmek istiyoruz. Biraz daha betondan uzaklaşıp yeşil ağırlıklı da olsun istiyordum. Sizin projeleriniz o anlamda da beni bir fethetti. İnşallah. Şimdi 2020'de bir akım değiştirdik dediniz. Çok daha farklı bir noktaya geldiniz dediniz. O zaman ben size 2020 ve 2021 değerlendirmesini istesem sizden. Bir de 2022'ye doğru gidiyoruz. 2022 öngörülerinizi de sorsam. Aslında 2020-2021 ben şöyle söyleyeyim, inşaat sektörü için gerçekten bir kuluçka dönemi gibi düşünüyorum ben. Böyle bir tabir kullanıyorum. Çünkü bu yıllarda gerçekten çok atak yapamadık. Çok fazla faaliyetlerimize hız veremedik. Ama düşünme fırsatımız oldu. Kendi öz eleştirimizi yaptık. Neler yapabileceğimizi daha çok düşündük. Ve 2020'de zaten bizim karar vermiş olduğumuz vizyon değişikliği ve inşallah bunu ben birçok arkadaşımdan da duydum sektörde. Gerçekten 2022 Kayseri'nin inşaat sektöründe artık insanların çok çok farklı şeyler gördüğü bir yıl olacak. Her gittiği yerde insanlar gerçekten bu da çok değişikmiş, bu da çok farklıymış mesela bunları duymaya başlayacaklar. Bir de işte bir aslında akım oluşacak. Bir moda akımı oluşacak. Yani bu zaten işte gökten inmiyor. Bu akım işte birilerinin bir şeyleri yapıp insanlar da onu beğendiği zaman işte bir akım başlamış oluyor. Yani inşaatta da moda dediğimiz bir olay artık Kayseri'de eski moda bitti. Bundan sonra artık yeni trend, yeni moda şeyler. Dairelerin şekli, yapısı, büyüklüğü. Mesela, mobilyanın Ar-Ge çalışması gibi inşaat sektöründe bir Ar-Ge üssü olabilir mi acaba? Kesinlikle olacak. Zaten bizim burada ana hedefimiz evet. Bu. Yeni şeyler gelişsin. Mesela burada aslında biz bunu yaparken sadece inşaat sektörü değil, diğer sektörlere de aslında bir yerde öncülük ediyoruz. Şimdi Talas özelinde projeyi çalışan İç Mimarlık Ofisi tamamen mobilyaları da hep tasarım çalıştı, özel çalıştı. Bunu işte mobilyacılar yapacak. Şuna da inanıyorum. Onu yapacak mobilyacı arkadaşlarımız bunu standart hale getirip piyasaya da sürecekler. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler çıktı. Ben kendi adıma çok beğendim. Beğenileceğine de inanıyorum. Bu anlamda mobilyada da bir yerde Ar-Ge yapmış oluyoruz. Banyoda bir şekilde Ar-Ge yapmış oluyoruz. Yani çünkü banyo da klasik değil. WC'si de klasik değil. Hani yatak odaları hiç klasik değil. Bunlar tabii sektöre bir yerde inşallah öncülük de etmiş olacak. Bir moda oluşturacak, bir akım oluşturacak. Beklentimiz bu yönde. Peki 2021'de fiyat grafiği nereye doğru gider? Allah fiyatlar konusu maalesef şimdi en hassas konuya değindiniz. Ciddi artışlar var ve bu artışların illaki bir yansıması olacak. Çünkü biraz önce başta da söyledim ya, biz fiyat artışlarından, ekonomik risklerden direkt etkilendiğimiz için her şey bizi direkt yansıyor. Şöyle söyleyeyim, kum. İşte ırmağın kenarında toplanan kum. İnanın petroldeki artış, kumun zaten kendisi bir para değil, taşıması para. İnanın kumun fiyatı ikiye katlandı. İki katına çıktı. Tabii bir artış olacak ama biz bu artışı işte artık bir şekilde ödeme kolaylıklarıyla insanlara işte neler yapabileceğiz? Bütçelerine uygun şekle getirmeye çalışacağız. Kendimizce tabii şirketimizin ekonomik durumundan sorumlu arkadaşlar bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Yani inşallah insanlara bunu en az şekilde hissettirmeye çalışacağız. Evet, ben yatırım yaparken en doğru yatırımın şahsi fikrim olarak gayrimenkul olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer emtialarda bir risk var. Evet. O yüzden gayrimenkul hep ben babam der ki
alırken gözünü kapat ama alan kaybetmezler. Aynen, alan kaybetmezler. Hani bu desturlarla hep büyüdüğümüz için de ben de yatırımın, doğru yatırımın gayrimenkul yatırımı olduğunu düşünüyorum. Şu anda birikimi olanlar için, özellikle bizi yurt dışından izleyen izleyicilerimiz için sizler neler söylemek istersiniz? Şöyle bir şey var. Şimdi paranızın dolarda olduğunu düşünün, euroda olduğunu düşünün veya altında olduğunu düşünün. Arttı, arttı. Evet, işte sizin paranız bir değer kazandı. Mesela ben şimdi Talas'ta kentsel dönüşüm yaptığımız yerden size şöyle bir örnek vereyim. Orada vatandaşın dairesi var. Biz oraya girmeden önce işte 100-120 bin TL bazında. Biz oraya girdikten sonra bir anda 300 bine çıkıyor. Daire aldınız, döviz ikiye katladı. Atıyorum 250 bin liraya aldığınız bir daire. Bu döviz de aslında eş zamanlı olarak çıkmıyor. Döviz önce çıkıyor, gayrimenkul de arkasından çıkıyor. Ama her zaman dövizin artışından bir tık üstte yer buluyor kendisine. Çünkü daire, gayrimenkul herkes için ciddi bir gereklilik. Özellikle Kayseri özelinde. Bakın, Kayseri'de insanların yatırım yapabileceği bir alan yok. Gayrimenkul dışında. Ve gerçekten en risksiz yatırım. Bugün paranızı evinizde saklayamazsınız. Bankaya koyarsınız, işte darbe marbe lan ne oluyor olursunuz ama işte gayrimenkul orada duruyor. Deprem sigortasında yaptırdığınız müddetçe hiçbir riski yok. Getirisi de var. Mesela şimdi Kayseri'de insanların çoğu işte faize, biz de dahil, çok fazla yaklaşmazlar. Şimdi o zaman ne olacak? Para burada çalışmadan boş boş duracak. Ama gayrimenkulde olduğu zaman kiraya verseniz kirasını alırsınız en basiti ve değerini de korumuş olursunuz. O yüzden her zaman güzel bir yatırım. Evet, hakikaten bu çok önemli. Özellikle yurt dışı alıcılar şu anda gündemde ve farklı yatırım noktaları arıyorlar. Bu anlamda sizin yurt dışındaki yatırımcılar için farklı çalışmalarınız var mı? Zaten yurt dışındaki yatırımcılarımız da şu an Talas'ın lansmanını bekliyorlar ciddi anlamda. Hani aslında normalde alım yaparlardı ama biz örnek daire vesaire yapıyor olunca hadi dediler yani görelim, daha da güzel olur. Bekliyorlar. İnşallah bizim orada %20'den %40'lara kadar çıkarmayı planlıyoruz gurbetçi satışını. Şu anda öyle de bir beklenti de var. Bakalım, inşallah önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz bunu. Evet, çok keyifli bir program oldu. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru geldik. Hakikaten şu anda 40 dakikayı birlikte geçirmişiz. Bir klasikle bitirelim. Son sözlerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Vallahi inşallah önümüzdeki süreçte inşaat sektöründe, gayrimenkul sektöründe çok farklı şeyler görecekler. Kendilerini farklılığa hazırlasınlar demek istiyorum. Artık inşaatta da klasiğin dışına çıkıyoruz, çıkacağız. Çok çok farklı şeylerle insanların karşısında olacağız. Buna inşallah hazır olsunlar. Evet, yapay zeka ve akıllı birleşimini ben de çok çok merak ediyorum ve ilk lansmanı tanıtmak için de heyecanlandım. İnşallah. İnşallah örnek dairenizde birlikte tekrar gezip orada bir yayın, bir program tabii yaparız ki, birlikte. Tabii ki. Tabii çok ki, teşekkür ederim. Gelen sorulardan biri size nasıl ulaşacağını sormuş izleyicilerimiz. İsterseniz sosyal medya ve iletişim numaralarınızı aktarırsanız. Zaten köprülerde, billboardlarda, köprülerde varız şu an. 444-6-636 kurumsal numaramız. Herkes bu numaradan bize rahatlıkla ulaşabilir. 444-6-636. 444-6-636 güzel bir numaraya arayıp bütün bilgileri edinebilirsiniz. Efendim, bizden bugün bu kadar. Çok keyifli programdı. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun efendim.